Öncelikle Px polinomunu bir yakalamaya çalışalım. x kare artı 3x eksi 4'ü x eksi 1 çarpı x artı 4 olarak çarpanlara ayırdığımızda x eksi 1 çarpı Px bize x eksi 1 çarpı x artı 4'ü verecektir. İşte x eksi 1'ler kendi arasında eşleşir ve buradaki Px de x artı 4 ile eşleşmiş olacaktır. Yani burada Px'imizin aslında x artı 4 olması gerekir. Bizden Px'in katsayılar toplamı yani P1 istenmiştir. P1 1 artı 4'ten bize 5'i verir. Doğru cevabımızın D şıkkı 5 olması gerekir. Px derecesi 7 olan Qx de derecesi 6 olan bir polinom olarak bize verilmiştir. Şimdi biz Px bölü Qx üzerinden ne yapmaya çalışacağız? Yorum yapmaya çalışacağız. Hani Px a çarpı x üzeri 7 ile başlayan bir polinom olsun. Qx de b çarpı x üzeri 6 ile başlayan bir polinom olsun. O zaman biz burada c çarpı x üzeri 1'li bir ifade yazmalıyız ki. Hani x üzeri 1 ile x üzeri 6'yı çarptığımızda x üzeri 7'li bir ifade elde etmiş olalım. Yani şurada elde ettiğimiz polinom cx artı d gibi birinci dereceden bir polinom olarak gelecektir. Bir de burada kalanın geleceğini söyleyebiliriz. Onu da kx ile ne yapmış olalım göstermiş olalım. O zaman ben buraya cx artı d'yi yazıyorum. Kalanı da kx ile gösteriyorum. Burayı düzenlediğimizde px'imiz ne olarak gelmiş olur? qx çarpı cx artı d artı kx olarak gelmiş olur. Peki bize ne diyor ona bir bakalım. Ee, aslında burada bölüm polinomuna hx demiş. Yani benim cx artı d dedim polinomun hx geldiğini ne yapmış söylemiş. Hx polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan 7'dir diyor. Şimdi biz hx'i ne olarak belirlemiş, belirlemiştik aslında cx artı d. Bunun x eksi 1 ile bölümünden kalan demek aslında h1 demektir. Demek ki h1'imiz yani c artı d'miz 7 olarak gelecektir. Hx eksi 1'in x eksi 3 ile bölümünden kalan diyor. Bu durumda x eksi 3 eşittir 0'dan x yerine 3 yazmamız gerekir. Burada x yerine 3 yazarsak bu bize h2'yi verecektir. Yani h2'miz de burada 10 olarak gelmiştir. Hx x gördüğümüz yere 2 yazarsak bu bize 2c artı d'yi verir. Bunun da 10 olması gerekir. Alttakinden şu üsttekini çıkartırsak 2c eksi c'den c gelir. D'ler birbirini götürür. 10 eksi 7'den de 3 gelmiş olur. C yerine 3 yazdığımızda da d'nin 4 geleceğini rahatlıkla görebiliriz. Bu durumda hx'imizi bulmuş oluruz. hx'imiz cx artı d Yani bu bize 3x artı 4'ü verecektir. Bizden istenen h3'tür. h3'ümüz 3 kere 3 9 artı 4'ten 13 gelir. Doğru cevabımızın b şıkkı 13 olması gerekir. hx polinomunun çarpanlarından birinin x eksi 2 olması demek px'in x eksi 2 ile tam olarak bölünmesi demektir. Tam olarak bölünme ise kalansız bölünme yani x eksi 2 ile bölümünden kalanın 0 olması demektir. Peki px'in x eksi 2 ile bölümünden kalan bize neyi verir? p2 verir. Yani burada p2 sıfır eşittir. Hemen burada p2 elde etmeye çalışalım. Bunun için x gördüğümüz yere 1 yazmamız gerekir. x gördüğümüz yere 1 yazınca p2'ye ulaşırız. Bu bize 1 eksi 3 tane a artı 4 tane a artı 3'ü verir. İşte işte bunun sıfır gelmesi gerekir. Buradan a eşittir eksi dördün geldiğini, yani doğru cevabımızın d eşit olduğunu söyleyebiliriz. Px polinomunun sabit terimini p sıfırla yakalamış olduğumuzu biliyoruz. Bu bize 2 olarak verilmiştir. Px polinomunun x eksi dört ile bölümünden kalan sorulmuş. X eksi dört sıfır eşit dediğimizde elde ettiğimiz 4 değerini px'de yazarsak bizden istenenin p 4 olduğunu anlamış oluruz. P0'ın 2 olduğunu biliyoruz. Üstteki eşitlikte şu iç kısımda P0 elde etmek için x yerine bir 2 yazalım. Her tarafta x gördüğümüz yere 2 yazdığımızda P2 artı x yerine 2 yazdık. 2 eksi 2'den 0 yani P0 geldi. P0'da 2 olduğu için bir 2 daha yazmak istiyorum. Karşı tarafta x yerine 2 yazmaya devam ediyoruz. 2'nin küpü 8, 8 kere 2'den 16 artı 4 yani 20 elde etmiş oluruz. İşte sol taraftan P4 gelir. Sağ tarafta bize 20'yi vermiştir. P4'ümüz yani bizim aradığımız değer 20'ye eşittir. Doğru cevabımızın C şıkkı olması gerekir. Bize verilen bu soruda sabit polinom elde etmek istiyorsak üst taraftaki x karenin katsayısı olan 2 ile alt tarafta x karenin katsayısı olan 3'ün oranı üst tarafta x'in katsayısı olan a ile alt tarafta x'in katsayısı olan 6'nın oranı ve üst tarafta sabit sayı olan b ile alt tarafta sabit sayı olan a artı 5'in oranı birbirine ne olmalıdır? Eşit olmalıdır. Ee, buradan rahatlıkla A'yı da B'yi de bulabiliriz. Hani sayısal bir örnek vermek gerekirse örneğin alt tarafta x kare eksi 3x artı 4 yazar. Ee, üst tarafta da her bir kat sayının mesela 5 katını aldığımız durum yazsın. Hani 1x kare eksi 3x artı 4 var ya. Burada 5 kere 1'den 5x kare, 5 kere eksi 3'den 15x, 5 kere 4'ten de artı 20 yazsa biz yukarıyı 5 parantezine aldığımızda x kare eksi 3x artı 4'ü elde etmiş oluruz. Alt tarafta da x kare eksi neyin geldiğini görüyoruz? 3x artı 4'ün geldiğini görüyoruz. Bunlar birbirini götürecektir. Geriye de 5 sabit sayısı kalacaktır. Buradaki mantığı bu şekilde düşüne biliriz. Şurada içler dışlar yaptığımızda 3 tane A eşittir. 12'den A'mız 4 olarak gelecektir. A yerine 4 yazdığımızda burası bize B bölü 4 artı 5'ten 9'u verir. Bunun da en baştaki 2 bölü 3'e eşit olması gerekir. 3'ün 3 katı gelmişse 2'nin de 3 katı gelir. B de buradan 6 olarak bulunur. Bizden de B istendiği için doğru cevabımızın E şıkkı 6 olması gerekir. Q3'ü elde etmek için şu iç kısımda X gördüğümüz yere 2 yazmamız gerektiğini görüyoruz. O zaman her tarafta gelin X gördüğümüz yere 2 yazalım. O zaman sol tarafta 2 2 0 vereceği için 0 çarpı P2'den 0 elde ederiz. Sağ taraftan zaten Q3 gelir. Devam ettim 2'nin küpünden 8, 2'nin karesinden 4 gelecektir. Bu durumda Q3 eksi 4'ün 0 olduğunu, aradığımız Q3 değerinde 4 geleceğini, doğru cevabın değişik olduğunu söyleyebiliriz. Hemen bize verilen üstteki şu cümleyi bir düzenleyelim, resmedelim daha doğrusu. Px'i ne ile bölüyoruz? x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 ile bölüyoruz. Buraya bir qx polinomu gelsin bölüm polinomu. Kalanında x artı 1 çarpı x artı 2 ile verildiğini görüyoruz. Biz burada px'i nasıl yazacağız? Şu qx ile böleni çarpacağız ve kalanı ekleyeceğiz. Hemen bu şekilde bir px'i düzenleyelim. px eşittir qx çarpı şöyle yapalım. x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 artı kalan da x artı 1 çarpı x artı 2 olarak gelmiş olsun. Px eksi 1 polinomun x eksi 4 ile bölümünden kalanı arıyoruz. x eksi 4 eşittir 0'dan x yerine 4 yazmamız gerekir. Px-1'de x yerine 4 yazarsak P4-1'den bizden istenenin P3 olduğunu anlamış oluruz. Hemen burada P3'ü bir bulmaya çalışalım. Zaten 3'ü şuraya yazdığımızda 3 3'ten burası 0 olur. 0 çarpı şuradaki Q3'de bize 0'ı verecektir. Artı yan tarafta 3 artı 1'den 4 çarpı 3 artı 2'den 5 gelir. Bu da bizi 20'ye götürecektir. Doğru cevabımızın e şıkkı 20 olması gerekir. Yukarıda bize anlatılan şu durumu bir resmetmeye çalışalım. Biz px polinomunu ne ile bölüyoruz? x kare eksi 4x artı 4 ile bölüyoruz. Bölüm polinomu qx olarak geliyor. Kalanınsa 2x eksi 3 geldiğini görüyoruz. Bunları tek satırda düzenlersek px'imiz bölenle bölümün çarpımı yani e, x kare eksi 4x artı 4 çarpı çoğu x artı kalan yani 2x eksi 3 olarak ne yapmış olacaktır? Gelmiş olacaktır. Biz Px'in x eksi 2 ile bölümündeki bölümü arıyoruz. Bakın kalanı aramıyoruz. Bölümü arıyoruz. Bu bizim için önemli. Normalde Px'i burada yazdık. x eksi 2 ile bölümündeki kalanı bulmak istesek x eksi 2 eşittir 0'dan x yerine 2 yazarız ve P2'yi bulmuş oluruz. P2'yi bulduğumuzda zaten x kare eksi 4 x artı 4 x eksi 2 çarpı x eksi 2'dir. Yani x eksi 2'nin karesidir. 2 burayı sıfırlar. Ama devamında 2 kere 2 4 eksi 3'ten 1'in geldiğini görüyoruz. Yani Px'in x eksi 2 ile bölümünde kalan nın 1 olduğunu görüyoruz. burada kalan 2x 3 çünkü burada şu an biz x 2 ile bölme yapmadık. x 2 ile bölme yaptığımızda buradaki x 2'leri ayırmamız gerekir. Aslında şurada zaten x eksi 2 çarpı x eksi 2 çarpı qx'in geldiğini görüyoruz ama devamında burada da x eksi 2 vardır. 2x olduğu için ben buraya 2 parantezinde şöyle x eksi 2 diye yazarım çünkü önemli olan orada x'leri elde edebilmektir. Sabit sayı her halükarda yanına eklenip çıkartılabilir. E Biz burada 2'yi dağıttığımızda 2x eksi 4 gelir. Ama 2x eksi 4 değil de 2x eksi 3 olması için bizim buraya 1 eklememiz gerekir. İşte az önce bulduğumuz 1 burada en sağda bulduğumuz elde ettiğimiz kalan 1 olarak gelecektir. Bakın ben şimdi x eksi 2 ile bölümünden kalanı aradığım için x eksi 2 parantezinde bir şeyin gelmesi gerekir. x eksi 2 parantezini aldığımda şu x eksi 2'yi kullansam şurada x eksi 2 çarpı qx kalır. Ben buraya x eksi 2 çarpı qx yazarım. Şurada da x eksi -2, 2 ile çarpıldığı için ve artı olduğu için artı 2'nin gelmesi gerekir. Artı bir de ne yazmış olurum? Bir yazmış olurum. İşte bu bana px'i verecektir. Yani aslında şunu elde etmiş olduk. Elimizde bir px vardı. Biz bunu x 2 ile böldük. Bölüm olarak x 2 çarpı qx artı 2 geldi. Kalanımız da 1 olarak ne yapılmış oldu? Hesaplanmış oldu. Biz burada kalanı değil de bölüm aradığımız için işte bölüm x 2 çarpı qx artı 2 olarak gelmiştir. Yani doğru cevabımızın e şıkkı olması gerekir. Dx e, polinomunda tek dereceli e, terimlerimizin kat toplamını bulmak için p1 eksi p eksi 1 bölü 2 yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bence burada bunu elde edebiliriz. Biz x gördüğümüz yere 4 yazarsak burası 4 eksi 3'ten 1'i burası 4 eksi 5'ten eksi 1'i verecektir. O zaman her tarafta x gördüğümüz yere bir 4 yazalım. 4'ü yazdığımızda p1 eksi p eksi 1 gelmiş olur. Karşı tarafta 4 üzeri 4 eksi 4 çarpı 4'ün küpü gelir. E, artı 4 kere 4 16 artı 4 gelecektir. Zaten şu kısma dikkatlice baktığımızda 4 üzeri 1 çarpı 4'ün küpü 4 üzeri 4 yapar. 4 üzeri 4'ten 4 üzeri 4 çıkarsa bunlar birbirini götürmüş olur. Geriye 16 artı 4'ten 20 kalacaktır. Yani P1 eksi P eksi 1'imiz 20 olmalıdır. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde de aramız aradığımız değerin 10 geleceğini yani doğru cevabın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Bizlere derecesi M olan bir px polinomu verilmiş olsun. Biz px'ten artı b'ye geçtiğimizde yani P'nin iç kısmına derecesi 1 olan bir polinom yazdığımızda derecede bir değişiklik olmaz bunun da derecesi M olarak gelecektir Tabii ki Şuradaki a ve B katsayıları terimleri değiştirebilir. Ama derecemizde bir değişiklik olmaz. Derecenin değişmesi için iç kısma derecesi birden büyük olan polinomlar yazmak gerekir. Biz buradaki polinomlara baktığımızda px'in derecesini m olarak düşünsek burada eksi x yazılmış. Eksi x de ax artı b formatında derecesi 1 olan bir polinom fonksiyonu olduğu için p eksi x'in derecesi m olarak gelir. Aynı mantıkla p2x'in derecesi m olarak gelecektir. 3 e, tane polinom var dereceleri m bunları çarptığımızda dereceleri ne yaptığımızı biliyoruz biz e, topladığımızı biliyoruz. Yani bu çarpımda bizim derecemizin ne gelmesi gerekir? M artı M artı M'den 3M gelmesi gerekir. İşte 3M buradaki derece olan 3'ü bize ne yapmış olacaktır? Vermiş olacaktır. Bu durumda M'miz de 3 bölü 3'ten 1 olarak bulunmuş olur. M'miz 1 ise bizim Px'imiz derecesi 1 olan bir polinomdur. Aslında burada e, doğrudan 120 eksi 128 x küp elde edildiği için Px'in nasıl bir polinom olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle Ax gibi bir polinom olduğunu söyleyebiliriz. Yanında sabit bir sayı olmayacak ki buradaki çarpımların sonunda da sabit bir sayı gelmemiş olsun. O zaman biz burada PX'i AX gibi düşünürsek PX'i AX yazdık. P eksi X'imiz ne gelecektir? Eksi AX gelecektir. p 2 x'imiz de 2 AX gelmiş olur. İşte bu çarpım bize eksi 128 X kübünü ne yapmalıdır? Vermelidir. Burada çarptığımızda eksi 2 tane A'nın küpü çarpı X küp bizi eksi 128 X kübe götürmüştür. X'ler birbirine artı yapar. Buradan 2A küp 128'e eşittir. A'nın küpü 128 bölü 2'den 64 gelir. A'mız da hani e, neyin küpü 64'tür diye düşündüğümüzde bize 4'ü vereceği için A4 olarak bulunmuş olur. A4 ise Px'imiz aslında 4x'e eşittir. Px-2 polinomunun x-3 ile bölümünden kalan sorulmuş. X gördüğümüz üzere 3 yazarız. 3 2 bize 1'i verir. Yani burada istenen P1'dir. P1'imiz de 4 çarpı 1'den 4 olarak gelir. Doğru cevabımızın B şıkkı olması gerekir. Px ile Qx'in çarpımını bir bulalım. Biz burada x kare artı 1 ile neyi çarpmış olacağız? x kare eksi 2x artı 3'ü çarpmış olacağız. Ee, bu çarpımın üzerine de şurayı ekleyeceğiz. Şunları şuradan sildiğimizi düşünelim. O çarpımı bunun devamına ekleyelim. x kare ile x kareyi çarptığımızda x üzeri 4 gelecektir. x kare çarpı eksi 2x'ten eksi 2x küp gelmiş olur x kare çarpı 3'ten 3x kare gelir. 1 çarpı x kareden de 1x kare gelmiş olur. Bu da bize 4x kareyi verecektir. 1 çarpı eksi 2x'ten eksi 2x 1 kere 3'ten de artı 3'ün geleceğini görüyoruz. İşte bu toplam bizi sabit bir sayıya götürecek. Çünkü sabit polinom olsun demiş. Bu durumda elimizde sadece şuradaki 3'ün kalması gerekir. Belli ki diğerleri birbirini ne yapacaktır? Sıfırlayacaktır. O zaman biz burada x üzeri 4'ün kas sayısı olan a'yı buradaki x üzeri 4'ün kas sayısı olan 1'in eksilisi olarak düşüneceğiz. Yani eksi x üzeri 4 Artı x üzeri 4'ten hiç x üzeri 4'te ifademiz kalmayacak. Bu durumda a'mızın eksi 1 geldiğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Aynı mantıkta şuradaki b buradaki eksi 2'nin eksilisidir. Yani b'mizde eksi eksi 2'den 2 gelmelidir. x karenin kas sayısı olan c buradaki 4'ün eksilisidir. O zaman c'mizde eksi 4 gelmelidir. D'mizde eksi 2'nin eksilisinden 2 olarak gelecektir. Bunları belirlemiş olduk. a artı b demiş. Eksi 1 ile 2'yi topladık. Kaç geldi? 1 geldi. c ile d'yi çarpacağız. Oradan da eksi 8 gelir. 1 eksi 8 bize eksi 7'yi verir. Doğru cevabımızın B şıkkı olması gerekir. Eksi 2 ve 3 sayıları Px polinomunun sıfırları olarak verilmiş. Bu durumda P eksi 2'nin de p 3'ünde de sıfır geleceğini söylemiş oluruz. Biz Px'i oluşturmak istediğimizde ki ikinci dereceden olduğunu biliyoruz. Hani Px artı bir ikinci dereceden de orada derece değişikliği olmayacağı için yine ikinci dereceden gelecektir. O zaman Px'de eksi 2 yazımıza sıfır gelmesi için x eksi eksi 2'den x artı 2'nin bir çarpan olacağını. Px'de 3 yazımıza sıfırın gelmesi için x eksi 3'ün burada bir çarpan olarak geleceğini ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Tabii ki burada bir kat sayıda olacaktır. Bunu da A olarak belirleyelim ama yukarıda A kullanıldığı için B de kullanıldığı için biz burada C'yi kullanmış olalım. Biz burada C'yi nasıl bulacağız? Diyor ki Px artı 1'in x eksi 3 ile bölümünden kalan 12'dir. x eksi 3'ü 0'a eşitlediğimizde x yerine 3 yazmamız gerektiğini anlarız. Px artı 1'de x yerine 3 yazarsak bize P4'ün verildiğini bunun da 12 olduğunu görmüş oluruz. Hemen burada P4'e bir kullanalım. x yerine 4 yazdığımızda C çarpı 6 çarpı 1 bize 12'yi verir. 6C12'den C'miz 2 olarak gelecektir. O zaman Px'imiz 2 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 3 olarak belirlenmiş olur. Biz P2'yi bulmaya çalışıyoruz. Hemen burada x gördüğümüz yere 2 yazalım. P2'miz 2 çarpı 4 çarpı eksi 1 yani eksi 8 olarak gelir. Doğru cevabımızın B şıkkı olması gerekir. ifademizin sabit bir polinom olması için x'li bir ifadenin kalmaması gerekir. Yani x üzeri 0'ın dolayısıyla 1'in burada kullanılması gerekir. Bu bizim aklımıza hemen şurada x'in kuvvetini 0 yapmayı getirecektir. Bunu bir düşünelim. 2n eksi 6 eşittir 0 dersek n'imiz 3 olarak gelmiş olur. n yerine 3 yazdığımızda px'imiz 2 çarpı x üzeri 0 artı ee, 2 üzeri 3 eksi 4'ten eksi 1'i verir. Bu da 2 çarpı 1 2 artı 2 4 4 üzeri eksi birden bize 1/4'ü verecektir. Px'imiz burada 1/4 olabilir. Ya da burada şu kuvvet doğrudan 0'dır. Yani zaten burası 0 olacağı için içeride ne olursa olsun 0. kuvvet bizi 1'e götürmüş olacaktır. Tabii ki içeriden ne gelmeyecek? 0 gelmeyecek. 0 üzeri 0'ı burada kullanamayız. Ama 0'ın da gelme ihtimali yok. Çünkü şurada ikimiz var. Sol taraftan -2 gelemeyecektir. Onun için iç kısımda 0'ı elde edemeyiz. Dolayısıyla biz burada n-4'ü 0 gibi düşünüp n'i 4 olarak alabiliriz. N'i 4 olarak aldığımızda Px'imizde herhangi bir ifadenin sıfırıncı kuvveti yani 1 olarak gelir. Dolayısıyla bizim Px'imiz 1'e de eşit olabilir. 1 bölü 4'e eşit olabilir. Yani P3'ümüz 1 de olabilir. 1 bölü 4 de olabilir. Bunların toplamı bize 5 bölü 4'ü verecektir. Doğru cevabımız A şıkkı olarak gelmiştir. Px-7 polinomunun x-5 ile bölümünden kalan x-13 ile bölümünden kalana eşit olarak verilmiş Şimdi x eksi 5 ile bölümünden kalan için x gördüğümüz yere 5 yazarsak 5 eksi 7 bize eksi 2'yi verdiği için p eksi 2 elde ederiz. Yine x eksi 13 ile bölümünden kalan demiş burada x yerine 13 yazarsak 13 eksi 7 bize 6'yı verecektir. Yani p eksi 2 p 6'ya eşit olarak gelmiştir. Ben bunlardan bir tanesinin r olduğunu düşünürsem Şuradaki eşitlikte R çarpı R eşittir 4 tane R eksi 4 gelmiş olur. Buradan R'nin karesi eksi 4 R artı 4 eşittir 0 gelir. R eksi 2'nin karesi eşittir 0'dan R'miz 2 olarak bulunmuş olur. Burada R dediğimiz P eksi 2 ve P6'dır. Bunların ikisinin de o zaman 2'ye eşit olması gerekir. P x artı 5 polinomunun kat sayılar toplamı sorulmuş. Bunun için x yerine 1 yazarız. 1 yazdığımızda burası P1 artı 5'ten bize P6'yı verecektir. P6'ya biz az önce 2 dediğimiz için doğru cevabımızın B şıkkı 2 gelmesi gerekir. Soruda polinomumuz X artı N olarak bize verilmiş. 3 harfli bir kelimemiz var. İlk harfi D ve biz bunu 127 ile şifrelemişiz. Burada 127'de verilen 1, 2 ve 7'yi polinomumuzda öncelikle yazmamız gerekiyor. Yani neyi bulacağız? P1'i bulacağız. P2'yi bulacağız ve P7'yi bulmuş olacağız. P1 bize x artı n'de x yerine 1 yazarsak 1 artı n'yi vermiş olacaktır. P2 bize 2 artı n'yi verir. P7 de 7 artı n'yi vermiş olur. İşte ilk harfimiz kelimemizde d olduğu için şu 1 artı n ile bizim d'ye ulaşmamız gerekir. E d'ye ulaşmak demek aslında sayı olarak da 3'e ulaşmak demektir. Buradaki tabloya baktığımızda o zaman burada 1 artı n'nin 3 olması yani n değerinin de 2 gelmesi gerekir. n değeri 2 ise 2 artı 2'den burası bize 4'ü verir. n değeri 2 ise 7 artı 2'den burası da bize 9'u verecektir. 4'ü burada e ile eşleştirdiğimizi görüyoruz. Demek ki d'den sonraki harfimiz e olarak gelecektir. 9'u da z ile eşleştirdiğimizi görüyoruz. O zaman burada son harfimiz de z olarak gelmiş olur. Yani d'den sonraki iki harfimiz e ve Z'dir. Bu da D şıkkında bize verilmiştir arkadaşlar.